Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere solunum ile ilgili sorular çözeceğim. Biliyorsunuz daha önce solunum konusunu anlatmıştım. Şimdi ise soru çözeceğiz. Haydi bakalım, başlıyoruz. Kendi yazdığım ilk soruya bakalım arkadaşlar. Okul turnuvasına katılan Çirkinus, final maçının uzatmalarında ayağına kramp girdiği için oyundan çıkmak zorunda kalmıştır. Maçtan sonraki gün fen dersinde fermantasyon konusunu dinleyen Çirkinus, ayağına neden kramp girdiğine yönelik fikir edinmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Çirkinus'un fikri olabilir? Evet, bakın burada turnuva yapan Çirkinus'u görüyorsunuz. Futbol turnuvası ve soruda Çirkinus'un ayağına kramp girdiğini söylüyor ve bunun nedeni ne olabilir arkadaşlar? Şimdi cevaplara bakalım, seçenekleri inceleyelim. A seçeneğine baktığımızda kaslarda alkol fermantasyonu gerçekleşmiştir. Şimdi burada alkol fermantasyonu gerçekleşir mi? Çizgili kaslarda arkadaşlar alkol fermantasyonu değil, laktik asit fermantasyonu gerçekleşir. O yüzden biz seçeneklerde neyi arayacağız? Laktik asit fermantasyonunu aramalıyız. B seçeneğine bakalım. Yeterli oksijen ulaşmadığında kaslar laktik asit fermantasyonu gerçekleştirmiştir. İşte bakın B seçeneğinde yakaladık bile. Ne diyor burada? Kaslar yeterli oksijen alamadığında kas hücreleri laktik asit fermantasyonunu gerçekleştiriyor. Cevabı bulduk bile. Yine de okumaya devam ediyoruz. Kaslarda glikoz birikmiştir. Glikoz besindir arkadaşlar. Kaslarda besin birikmesinden dolayı kramp girmez. Laktik asit biriktiğinden dolayı kramp girer. O nedenle C seçeneği alakasız. D seçeneğine bakın. Kas hücreleri oksijenli solunum yapmıştır. Kas hücreleri oksijenli solunumu yapar zaten. 38 ATP üretir. Burada soru da bize laktik asit fermantasyonunu soruyor. Yani bu nedenden dolayı biz oksijenli solunumu değil, tam tersine oksijensiz solunumu arıyoruz. Bu da B seçeneğinde var diyoruz ve geçiyoruz diğer soruya. Evet, bir diğer soruya geldik. Bu soru da öncüllü bir soru arkadaşlar. 4 tane öncül var. Soru köküne bakalım. Yukarıda verilen fermantasyon örneklerinden hangilerinde laktik asit üretilir? Laktik asitleri alacağız. Alkol fermantasyonlarını almayacağız. Laktik asit fermantasyonunu bulalım arkadaşlar. Üzümden sirke elde edilmesi. Nedir bu? Alkol fermantasyonu. Peki sütten yoğurt ve peynir elde edilmesi. Süt ve süt ürünlerinde arkadaşım neydi? Laktik asit fermantasyonu vardı. Evet. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Undan mayalı hamur elde edilmesi. Mayalı hamur, yani hamur elde ederken karbondioksit gazı açığa çıkar ve bu nedenden dolayı hamur kabarır. Ekmek kabardı, hamur kabardı derler bu işle uğraşan kişiler. O yüzden biz ne diyoruz? Burada karbondioksit gazı çıkıyor. Peki karbondioksit gazı laktik asit fermantasyonunda mıydı? Alkol fermantasyonunda mıydı? Tabii ki alkol fermantasyonunda karbondioksit açığa çıkar. O nedenden dolayı biz buraya ne yazıyoruz? Alkol fermantasyonu yazıyoruz. Turşu elde edilmesi, tıpkı sirkede olduğu gibi arkadaşlar, turşu elde edilmesinde yine alkol fermantasyonu vardır diyoruz. O zaman soru bize ne demişti? Laktik asit fermantasyonunu soruyordu. Cevaplara baktığımızda birinci seçenek alkol fermantasyonu, üçüncü seçenek alkol, dördüncü seçenek alkol. Hangisinde varmış? Yalnız iki. Seçeneklere bakıyoruz. A seçeneğini işaretliyoruz. Geldik bir diğer soruya. Evet. Bakın bakalım ne var? A, adenin var. Riboz var ve 3 tane fosfat var. Biz bu yapının adına ne diyorduk arkadaşım? Tabii ki ATP. Adenozin trifosfat. Adeninle ribozun birleşmesine adenozin denir. Adenozin. İşte adeninle ribozun birleşmesi. Adenozin kaç fosfat var? 1, 2, 3. Trifosfat. ATP diye kısaltıyoruz. Soru bununla alakalı. Kolay bir soru. Yukarıda formülü verilen molekül ile ilgili dıdıt dıdıt ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci öncül ne diyor? DNA molekülüdür. Haydi oradan. Nereden DNA molekülü olsun? DNA'nın olması için şekerin
Riboz değil, deoksiriboz olması gerekiyor. Ondan dolayı DNA molekülü lafı yanlıştır. Solunum sonucunda oluşur. ATP solunum sonucunda oluşan ve bizlere enerji veren bir moleküldür arkadaşlar. O yüzden iki nolu öncül doğrudur. Enerji verir. Az önce söyledim. ATP enerji verir. 3 de doğru. Cevabımız ne oldu o zaman? 2 ve 3 oldu. Yani C seçeneğini işaretledik. Geldik bir diğer soruya. Evet, bu soru benzerleri çok fazla testlerde görüyorsunuz. Denemelerde de göreceksiniz. Kloroplast ve mitokondri döngüsüyle ilgili bir soru arkadaşlar. Yukarıda verilen döngü ile ilgili olarak Ahmet, Ayşe ve Ali bir şeyler söylüyor arkadaşlar. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi kloroplast denilen yere ben şu kelimeyi yazsam olur mu? Fotosentez yazsak. Olur. Niye olur? Çünkü fotosentez kloroplastta gerçekleşir arkadaşlar. Peki mitokondri yerine ne yazalım? Mitokondri yerine de oksijenli solunum diyelim. O2'li solunum. Şimdi ok işaretlerin yönüne dikkat. Mitokondriye giren bir ok işareti var bir numarada. Oksijenli solunumda tepkimeyi düşünün. Hangi maddeler tepkimeye giriyor? Tabii ki glikoz ve oksijen.